Merhaba arkadaşlar. Soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü soru çözümümüzde toplumcu gerçekçilerle alakalı sorular çözeceğiz. Hemen ilk sorumuz ile vakit kaybetmeden başlayalım. İlk sorumuz boşluk doldurma sorusu. Bu yazarımız 1950'de yayımladığı Bizim Köy romanı ile köy romancılığına ilginin artmasına öncü olan isim imiş. Sevgili arkadaşlar bu yazarımız Bizim Köy adlı romanın yazarı Mahmut Makal'dır. Cevabımız Y şıkkı. İkinci sorumuz yine çok kolay bir soru. Cemo adlı romanıyla geniş kesim tarafından sevilen yazar kimdir? Cemo ve Memo adlı romanları ile meşhur yazarımız Kemal Bilbaşar'dır sevgili arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. Şöyle devam ettiğimiz zaman Karataş köyünde oğlu Karabayram, gelini Hacca ile yaşayan Irazcan'ın köy içerisindeki hiyerarşiye baş kaldırışı hangi romanda anlatılmıştır demişiz. Şıklarımız arasında yılanların öcü var. Yılanı öldürseler İnce Mehmet tütün zamanı ve teneke mevcut. Şimdi İnce Mehmet'te karıştırmayın. Yine böyle hiyerarşiye baş kaldırış falan deyince belki aklımız oraya gidebilir. İnce Mehmet değil. Tütün Zamanı İzmir'in Urla ilçesinde geçiyor. Teneke'de pirinç ekmek isteyen ağaya karşı bir başkaldırış söz konusu. Bu da değil Yaşar Kemal tarafından yazılan bir roman. Şimdi sevgili arkadaşlar belki yılanı öldürseler ve yılanların öcü iki seçenek arasında kalmış olabilirsiniz. Cevabımız yılanların öcü olacak. Fakir Baykurt tarafından yazılan bir eser. Bu eserde burada belirtildiği gibi Karataş köyünde oğlu Karabayram gelini Hatçe'de yaşayan Razcan'ın köy içerisindeki hiyerarşiye başkaldırışı ele alınmıştır. Cevabımız aşık. Dördüncü sorumuza geçelim. Toplumcu gerçekçiler hangi akımdan etkilenmişlerdir? Sevgili arkadaşlar bu soruyu birçoğunuzun yapmış olması gerekiyor. Toplumcu gerçekçiler bir turizm akımından etkilenmiştir. Yani cevabımız B şıkkı. Şimdi 5. sorumuza geçelim. Yukarıdaki şiir hangi şair tarafından yazılmış olabilir? Erkek kadına dedi ki: Seni seviyorum. Ama nasıl? Avuçlarımda camdan bir parça gibi kalbimi sıkıp parmaklarımı kanatarak Krasya. Şimdi böyle bir şiir gördüğünüz zaman düzensiz kafiye yok, redif yok. O zaman diyeceğiz ki bunu Nazım Hikmet yazmış olabilir. Şimdi Nazım Hikmet'in şiirlerine baktığınız zaman bunu bir mısra olarak düşünün. Böyle yani garip bir düzene sahip. Bu tarz şiirleri gördüğünüz zaman direkt olarak Nazım Hikmet eğer şıklarda varsa işaretleyin sevgili arkadaşlar. Cevabımız 5. Şimdi altıncı sorumuza geçelim. Bakın Teneke romanı dedik. Burada daha detaylı olarak bu romanı da tanımış olacağız. Aslında ben cevabı da verdim bir üstteki seçenekte. Ee, yine dikkatli dinleyenler oradan kapıp veya zaten biliyorsa yapmış olmaları gerekiyor. Yine boşluk doldurma sorusu. Teneke adlı romanı 1955'te yayımlanır. Teneke köy romanlarının bir kısmı için belirlenen şablona uygun bir romandır. Ana problem yerleşim yerine yakın yerlerde çeltik yani pirinç ekmek isteyen ağlarla buna karşı çıkan kişiler arasında yaşanıyor. Boşluğa hangi yazar gelmelidir? Bu yazarımız Yaşar Kemal'dir arkadaşlar. Yaşar Kemal'in Teneke adlı romanında yerleşim yerine yakın yerlere çeltik ekmek isteyen ağlarla buna karşı çıkan kişiler arasında çıkan olaylar ele alınıyor. Şimdi yedinci sorumuza geçelim. Yedinci sorumuza ne demişiz? Hangisi yukarıdaki düşünceye uygun eser veren yazarlardan değildir? Harbi isteyen patrondur. Kapitalisttir. Yok olası kapitalist. Sönmek bilmez ihtirası. Onun gözlerini içinde bulunduğu sınırlarının dışına çeker. Ona dışarıda işletecek maden lazımdır. Sürecek toprak lazımdır. O malını satacak piyasa arar. Yani burada toplumcu gerçekçi yazarlardan olmayan bir yazarı bulmamızı istiyor soru. Orhan Kemal var mı? Var. Yaşar Kemal var mı? Var. Kemal Tahir var mı? Var. Orhan Pamuk postmodern bir yazar. Talip Apaydın da var. Yani cevabımız D şıkkı Orhan Pamuk. Şimdi 8. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi romanın en belirgin temaları arasında sayılmaz? İşçilerin hayatları zaten toplumcu gerçekçilerin olmazsa olmaz ele aldığı konuların başında geliyor. İşçilerin hayatları bu var. Geneleklerin ve inançların kaybı acaba olabilir mi? Üretenler ve sermaye sahipleri illaki olur. Hapishaneler ve darbeler Köyler ve köy hayatları. Şimdi bu da illaki toplumcu gerçekçilerin işlediği konular arasında yer alıyor. Ama geleneklerin ve inançların kaybı yoktur arkadaşlar. Cevabımız 5. Geçelim 9. sorumuza. Yukarıdaki açıklamaya göre toplumcu gerçekçi şiir için hangisi söylenemez? Şimdi açıklamamızı okuyalım. Toplumcu gerçeklilik daha önceki eleştirel gerçeklikten farklı olarak pragmatik bir edebiyattır ve bir tezi savunur. Sosyalist bireysellik ancak kolektif, bakın kolektif değil bu arada kolektif diye yazılıyor genelde. O yazım yanlış oluyor arkadaşlar. Tek L ile olacak. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Kolektif emek için gelişebilir edebiyatta insanı belirleyen en temel öge almışız. Işte. Öge kolektivizmdir. Ayrıca toplumcu gerçeklik didaktik bir amaç taşır demişiz. Sevgili arkadaşlar yukarıdaki açıklamaya göre toplumcu gerçek şiiri için hangisi söylenemez. Didaktik olması burada zaten e, belirttik didaktik olduğunu. Bakın didaktik bir amaç taşır. Bu var. Tezli olması var. Bir tezi savunur. Kolektizmi savunması, kolektif emek için dedik. En temel öge dedik kolektivizmdir. Bu da var. Sınıf mücadelesinin aracı olması var. Ama metafizik olana ilgi duyması toplumcu gerçekçilerle bağdaştırılabilir bir terim mi? Hayır. Yani cevabımız aşk. Şimdi 10. sorumuza geçelim. Sam amca hikayesiyle dünya hikaye yarışmasında birinci olan yazar kimdir? Oldukça basit bir soru. Sam amca Samim Koca Göz'ün bir eseridir. Sam'dan aklınıza gelsin. Sam, Samim bu şekilde onu da kodlamış olalım. Cevabımız C şıkkı ve bu şekilde dersimizi noktalayalım sevgili arkadaşlar. Bugünkü Dersimiz bu kadardı. 10 adet sorumuz mevcuttu. Umarım hepsini doğru yapmışsınızdır. Başka bir derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.